Burada bir belirsizlik hakim. Şimdi geçen hafta şöyle bir şey yaşadık. Çok kısa özetleyeceğim. Sıkı takip edenler zaten biliyordur. Uzatmayacağım. Geçen hafta şöyle bir belge medya aracılığıyla yayıldı. Her yerde paylaşılmadı belge ama tek bir cümle. İşte emeklilere %25 zam yapıldı. Fakat bundan EYT'liler yararlanamayacak denildi. Biz de yayında bunu duyduk. Ya böyle saçma iş olur mu? Böyle saçma sapan bir şey olur mu diye sorduk, sorguladık. Ki olmadığını da zaten oradaki yorumumuzdan çıkardık. Sonra yayının hemen ardından birkaç saat ben şöyle bir haberlere baktım, içeriklere baktım, birkaç yere sordum, soruşturdum. Sonra da bu belgeyi hani izleyicilerle paylaşmak adına bir belgedeki maddelere baktım. Ve o maddede kafa karıştıran bazı şeylerin olduğunu gördük. Bakın, İki madde var, tamam, burada A ile B maddesi var. A maddesinde özetle şunu söylüyor. 2023 yılından önce aylıklara bağlananlara bu %25 verilecek deniliyor. Şimdi sadece bu kısım alınmış ve bütün birçok haberlerde yani bakın gördünüz mü, Ocak'tan öncekilere veriliyor ama Ocak'tan sonraki yani kimlere? EYT'lere yok. Onlar için ayrı önerge verecek falan, böyle saçma sapan bir şey çıkarıldı. Ama bu kaynağa bakarak okuyan, araştıran veya bunu haber yapan kişi B'ye de baksaydı, yani B'de ne yazdığına da baksaydı görürdü ki B'de de şu yazıyordu. 2023 yılında maaşı bağlananlar. Yani ne demek istiyor? 2023 yılında senin maaşın bağlanmış, sen de faydalanabilirsin mesajıyla burada bir detay var. Bunu görülmemiş nedense, sadece bu kısma bakılmış. Özetle %25 meselesi böyle. Yani %25'i şu an için SSK ve Bağkur emekli memur emeklileri alacak. Peki %25 artacak mı? Daha yüksek seviyelere çıkacak mı? Şimdi biraz bunu konuşmak lazım. Önce şu detayı paylaşayım sizlerle. Meclis gündeminden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda her şey oluyor, ediliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu çerçevesinde bu yasa yani meclise gelecek, geçecek. Çok da fazla bir şey kalmadı. Ama bundan sonrası için Cumhurbaşkanı'ndan yeni bir talimat gelir ise ve bu talimat doğrultusunda yeniden bir çalışmaya girilebilir. Hani ek madde şeklinde değil de bir resmi gazete yayınlanmasıyla bu değiştirilebilir. Onun altını çizmekte fayda var. Peki yarın, bugün Plan ve Bütçe Komisyonu yok mecliste. Yarın saat 12'de komisyon toplantısı yapılacak. Plan ve Bütçe Komisyonu yapılacak. Ama bizde bu sefer gözler Plan ve Bütçe Komisyonu veya meclisten ziyade Cumhurbaşkanı'ndan gelecek açıklamaya çevrilecek. Peki Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Şöyle bir yanılgı var. İşte bana da çok mesaj geliyor. Deniliyor ki işte bakın görün, bugünü kastederek 10 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı çıkacak. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapacak deniliyor. Fakat yine orada bir karmaşa var. Bugün kabine toplantısı yok. Yani kabine toplantısı önümüzdeki hafta 17 Temmuz Pazartesi günü düzenlenmesi bekleniyor. Düzenlenmesi bekleniyor. 15 günde bir yapılıyor. Peki sadece kabine toplantısının bu açıklamalar oluyor. Yani emekli maaş zammı vesaire. Hayır, AK Parti grubu da toplanıyor ve Cumhurbaşkanı'nı hatırlarsanız o grup toplantısında açıklamıştı bu emekli maaş zamları meselesini. Yine aynı tabloyla karşılaşabiliriz değerli izleyenler. O yüzden bu hafta içerisinde hem grup toplantısını takip edeceğiz, bu toplantılardaki açıklamalara bakacağız, hem de şunu anlamaya çalışacağım ben en azından. AK Partili siyasetçiler ne söylüyor? Bunu böyle açıkçası ya zamlayacağız, yükselteceğiz demezler. Niye demezler? Çünkü iş biraz Cumhurbaşkanı'nda bitiyor şu safhada. Ve medya ne söylüyor? Yani iktidara yakın medya ne söylüyor? Oradan bazı sonuçlar alabiliriz. Medya ne söylüyor? Şu aşamaya kadar onu söyleyeyim size. Hepsini taramanıza gerek yok. İktidara yakın kanallar, işte isimler buna çok tepki gösterdiler. Özellikle 7500 lira meselesine. %25'in az olduğunu söylediler. Cem Küçük söyledi bunu. Hacı Yakışıklı, iktidara oldukça yakın, iktidarı baya baya savunan gazeteciler. Bunların dışında farklı isimlerden de sesler geldi. Bunu şöyle okuduk. Anlaşılıyor ki herhalde burada bir Cumhurbaşkanı'nın dokunuşu hazırlığı var. Önce bir kamuoyu tepkisi alınıyor. Kamuoyu tepkisinden sonra da burada ufak bir dokunuş yapılacak. Yani o ufak dokunuştaki beklentide ne olabilir? İşte 25'in 30'a çıkarılması, 7500 liranın da birazdan konuşacağız ama orada da bir dokunuş yapılması. Yani özetle 25 meselesi şu anlık net. Buradaki bir tablo karşımızda. Peki yorum yapalım. %25 yeter mi?
Yetmez. Niye yetmez? Çünkü zaten 7500 liranın üzerinde alanlara bu yıl içerisinde meseleyi sıkı bir şekilde takip ediyorsanız inanılmaz bir haksızlık yapılmıştı. Yani %30 onlara zam verdiniz, %15 EYT'lilere zam verdiniz. 7500 lira üzerinde alanlar için konuşuyorum. Ama taban aylık alanlara %114 oranında zam verdiniz. O da emekli, o da emekli. Orada bir uçurum yarattınız. Şimdi oradaki adaletsizliği şu an burada düzeltirler diye beklerken o da gerçekleşmedi. %25'e bu kadar tepki gösterilmesinin sebebi de beklentinin çok yükseltilmesi. Kim beklentiyi yükseltti kardeşim? Kim bu noktaları çıkardı? Seçim döneminde vaatler verildi. Altını çize çize, bıkmadan, usanmadan söylüyorum. Siyaset böyle bir şey. Vedat Bilgin söyledi. Vedat Bilgin'e göre kademeli emeklilik yapılacaktı. Yani maaşlar için %45 oranında zamlar konuşuluyordu. 7500 lirayla 10 bin lira arasında alanlara. Böyle bir şey yok. Olmayacağı anlamına gelmez ama bekleyip izleyip görelim. Peki